Arkadaşlar Manisa'dan herkese bir kez daha merhaba diyorum. Bugün üretim sezonunun başındayız. Daha önceden kuşlarımızı teklemiştik. Şimdi kuşlarımızı eşleme durumuna geçeceğiz. Eşleme yapmadan önce size şunları hatırlatmak istiyorum. Şimdi biz erkeklerimizi tekledik, kafeslerimizi attık. Erkeklerimizin kafesteki teklemeden sonraki durumlarına bakıyoruz. Bunların içerisinde dışkı kontrolü, genel sağlık kontrolü, hal ve hareketlerin kontrolü şeklinde kafesi sahiplenme, yuvaya gidip bakma veya işte erkek de girebiliyor arkadaşlar. Bazı erkekler yuvaya da girebiliyor. Yani yem yeme orada, sağlık genel durumu, böyle uyumama, bu gibi durumları kontrol ediyoruz arkadaşlar. Ondan sonra kafamızdaki planlamaya göre onlara eşlerini bir plan dahilinde yanlarına atacağız. Peki bu süre ne kadar olmalı arkadaşlar diye bir soru sorabilirsiniz. Şimdi bu soruya şöyle bir cevap verebiliriz. Bu kesin böyle bir doğrusu olmayan, kuşundan kuşuna, ortamından ortamına değişen bir durum arkadaşlar. Kimi kuş birkaç saatte de kafesinde hemen ötmeye ve kafesi sahiplenmeye başlıyor. Kimisi de hazır olmadığında bir ay bile geçse arkadaşlar hazırlanamayabiliyor. Burada kuşunun tamamen kuşu hazırlaması ve üretim ortamındaki kuşun ne kadar yer değişikliği yaptığının da bir noktada önemi var. Mesela bakarsanız buraya arkadaşlar, benim salmalarım da beyaz, tabanı ızgaralı, yemliklerim aynı, suluklarım aynı, tüneklerim hemen hemen aynı arkadaşlar. Kafes sistemlerim de aşağı yukarı hemen hemen aynı. Yani onlar da beyaz, yuvalıklar da beyaz, tünekler de aynı, yemlikler de aynı. Dolayısıyla kuş buradan oraya geçtiğinde çok fazla kafası karışmıyor. Yani şöyle diyeyim, şurada bir arkada manzara olabilirdi, bunu yapabilirdik. Burada bir manzaradan alıp yeşil, mavi bir ortamdan oradaki beyaz bir kümese veya burada telli olabilirdi tamamen. Orada ne bileyim kırmızı bir ortama atabilirdik. Farklı bir ortama. O zaman kuşların kafası daha çok karışabiliyor. Ama bizim ortamımız, yani benim burada yarattığım ortam aşağı yukarı kuşların fazla strese girmemesini temin edecek. Yani yavruyken de ne görüyorsa salmada da aynısını görüyor. Salmadaki gördüğünü de gene üretim için gittiği yuvalarda da hemen hemen aynı ortamı onlara sağlıyoruz arkadaşlar. Bu bir üstünlük. Şimdi ben bazı eşlemeleri daha önce yapabileceğinizi söylemek istiyorum size. Şimdi eğer erkekleriniz tecrübeliyse yerine daha çabuk alışır arkadaşlar. Dişileriniz tecrübesizse daha geç ortama uyum sağlayabilirler. Yine tecrübeli dişileriniz varsa, tecrübeli erkekleriniz varsa bu durumda erkek yerine alışmıştır. Mesela tecrübeli dişiyi attığımızda hemen yuvaya gitme gibi durumlar görebilirsiniz. Bu dişilerde yuvaya girme veya eşleşmeye eğilim gibi durumları görebilirsiniz. Ancak yeni yavruluktan çıkma, hiç anne olmamış dişileri kullandığınızda ise bunlar daha böyle 3-5 gün, 1 hafta daha geç yuvaya ilgi gösterebilirler. Bu bir normal bir durumdur arkadaşlar. Yani o da dişi, bu da dişi, hani niye o girdi, bu girmiyor diye düşünmeyin. Tabii ki kuş hayatında ilk defa eşe atılacak. Bazı şeylerin yavaş yürümesi gayet normaldir. Bu nedenle tecrübesiz dişilerinizi, yani anneliğe ilk defa adım atacak olan dişilerinizi normal dişilerinize göre birkaç gün daha önce atıp deneyebilirsiniz onları. Öyle hani atıp bir saat sonra olmadı bu şeklinde değil de 3-4 gün, 5 gün, belki bir hafta onlara müsaade ederek daha önceden onları deneme imkanınız da olabilir. Yani bu aradaki bir gün mü, bir hafta mı, bir ay mı gibi sorulara cevap olarak bunu söylüyorum. Bunu kuşçu arkadaşlar kendi kuşlarında, kendi ortamında ve o anki sağlık ve stres durumlarına göre kendileri belirlemek durumunda. Ben de aşağı yukarı 5 gün, 1 hafta gibi sürüyor en geç olan kuşların eşlenmesi. Çünkü ayırdığım zaman erkekler buradan bağırmaya başlıyor. Dişiler buradan bağırıyor arkadaşlar.
Zaten çok gürültülü bir ortam bizim burası. Bir de ayrılınca iyice gürültü artıyor. Eşledikten sonra bir miktar daha sakin oluyorlar. Yuvaya girenler seslerini bir miktar kesiyorlar. Ben şimdi eşlemeye geçiyorum. Eşledikten sonra kısaca bazı bilgiler verelim. Arkadaşlar şu anda eşlemelerimizi bitirdik. Burada bir yeşil normal dişimiz var. Şöyle göstereyim. Burada iri bir dilüt ve spangle aynı anda erkeğimiz de var. Dişimiz de burada. Koyu yeşil. İlk defa eşe attığımız bir dişi. 2024 kendi yavrumuz. Bu da bizim 2023 erkeğimiz. Burada arkadaşlar bir gri normal kalın tüy erkeğimiz var. Melanistik spangle opal yeşil bir dişimiz var arkadaşlar. Bu melanistik spangle eşlemesi. Burada yeşil, koyu yeşil bir erkeğimizde ino bir kızımız var arkadaşlar. Altta mor çalışmamız var arkadaşlar. Mor erkeğimiz bakın biraz incedir. Bu senenin yavrusu. Dişimiz iridir. Onu da birazdan size anlatacağım nasıl eşlemek gerektiğini. Burada arkada altta arkadaşlar yine çekinik alaca erkeğimizde yine bu senenin kobalt mavi bir dişisi var. Buraya geliyoruz. Bakın spangle ince tüy gök mavi bir erkeğimiz var. Burada da açık yeşil normal bir dişimiz var arkadaşlar. Yine kalın ince eşlemesi. İrilik için yaptığımız bir eşleme. Burada yine bir mor eşlemesi arkadaşlar. Mor spangle, opal, kahverengi kanat yine bunda var. Burada da gök mavi erkeğimiz var. Kalın tüy. O kuşumuzun derecesi vardı hatırlayanlar için. Burada arkadaşlar ino taşıyıcı bir erkek. Çekinik alaca taşıyıcımız gök mavi, altın surat, kahverengi kanat, normal bir dişimiz var arkadaşlar. Şimdi şov takımlarımız bu kadar. Biz iki takım da yerli eşledik arkadaşlar. Ben size şimdi neden böyle yaptığımızı bazı konulara işte değinerek arkadaşlara sizlere bir takım bilgiler vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, şimdi eşlemelerde kalın tüy, ince tüyü tercih ediyoruz biz arkadaşlar. Sebeplerini daha önceki videolarımızda detaylıca anlatmıştık sizlere. Kuşlarımızda urlaşma, tüy problemleri olmasın diye. Bu arada tabii tüy problemli kuşları eşlemekten de kaçınıyoruz arkadaşlar. Yine mümkün olduğu kadar ur problemli kuşları da eşe atmaktan kaçınmakta fayda var diyoruz. İnce tüy kuşları birbirine eşlerseniz genellikle küçülme göreceksiniz. Arada böyle arkadaşlar savunuyorlar bunu ama yine savunan savunsuz, savunsun. Yani 4 tane de bir tane belki iri kuş gelir ama 3 tanesi genelde incelecektir arkadaşlar. Biz genelinden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde iri yavru alamazsınız demiyoruz. Yani o bir tane yavruyu almak için de o kadar emek sarf etmeye gerek yok bence arkadaşlar. Şimdi bir de arkadaşlarımıza bazen hayal satıyorlar. O konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi gene iri kuş eğer ve kaliteli, düzgün, TKKF'nin kitabında bahsedildiği şekilde oradaki işte tanımlanmış 100 puanlık kuşa göre çalışmak gerekiyor. Oradaki kuşları almak istiyorsanız iki tane ince kuşu eşleyip de büyük kuş beklemek hayaldir arkadaşlar. Yani bu tip tezgahlara hiçbir arkadaşımızın gelmesini ben istemem. Dolayısıyla bir tane kuşunuzu arkadaşlar iri olarak seçmenizde fayda var. İkinci kuşunuz böyle iri kuşlardan gelen ince kuşlar olabilir. Bu kuşları da kullanabilirsiniz eşlemelerde. İki tane çok büyük yani arkadaşlar hani standardın ötesindeki kuşu da eşlediğinizde çok yavru alacağınızı ya da verim alabileceğinizi çok düşünmeyin. Dolayısıyla bir denge tutturmanız lazım. O
TKKF'nin kitabında belirtilen aralıktaki kuşları üretmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi yılın başında, yani sezonun başında arkadaşlar, pardon sezon başında bir planlama yapmanız lazım. Bu yıl ne üreteceksiniz? Bir defa yarısını kalıntı üretmeye hedefleyeceksiniz arkadaşlar. Yarısını da ince tüy. Bu ince tüylerin içerisindeki hangi mutasyonları çalışmak istiyorsanız kafanıza göre bir plan yapacaksınız. Onların taşıyıcılarını veya kendilerini arkadaşlar bulunduracaksınız elinizde. Eşlemelerinizde onlara da bir takım yerler verebilirsiniz. Böyle mutasyon kuşunu mutasyon kuşuna vurarak şov kuşu yetiştiriciliği yapılmaz. Genellikle o arkadaşlar, yani nasıl diyeyim, böyle Texasçı, çok inocu düşünen arkadaşlar var. Vardı da eskiden. Bir kısmı şimdi tabii kayboldu. Bıraktılar kuşçuluğu. Her sene gidip bir yerlerden iri kuş alıyorlardı. Getirip onu mesela gene Texas'a inoya eşliyorlardı. Veya işte ne bileyim Spangle'a eşliyorlar. Ondan sonra da ertesi sene gene gidiyorlar. Gene damızlık alıyorlar başkasından. Çünkü çıkan kuşların pek tadı olmuyor arkadaşlar. Biz ne yaptık gördünüz. 8 takım şov kuşu eşledik. Bunların birkaçı dişileri eğer çalışmama şeyi gösterirse, alametleri gösterirse yaklaşık bir 4-5 gün sonra, elimde de çok dişi olduğu için arkadaşlar, yani yedek dişim bu sene oldukça geniş, zaten çok kuşla eşlemediğim için de bu durum böyle. Ben onları bir kısmını değiştirebilirim. Yani ileride gelecek videolarda şu an atılmış eşlerin birinin veya birkaçının değiştirilmiş olduğunu görme ihtimaliniz olabilir arkadaşlar. Bu normaldir. Attığınız kuşu aradan 5 gün, 1 hafta geçti. Baktınız hiç bir elektriklenme yok ortamda. Erkekten veya dişiden şüphe ediyorsunuz. Onu değiştirmekten çekinmeyin. Ama bunu birkaç saat içinde attınız, ya bunlar olmadı falan filan, hani bu kadar acele etmenize gerek yok. Birkaç gün beklemeniz lazım. Ya da en doğrusu, yani genç kuşlarda bu süre daha fazla. Tecrübeli kuşlarda belki en az 3-5 gün beklemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ondan sonra bir yuvaya ilgi alaka yoksa veya birbirlerine sırtlarını dönüyorlarsa bu şekilde bu kuşların eşlerini ayırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize videolarımızı izlediğiniz için, yorum yaptığınız için, soru sorduğunuzda ben cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar vaktim olduğunca. Hastalıklardan uzak, inşallah bu sene hayırlı bir sezon geçirmenizi diliyorum. Manisa'dan tüm kuş camiasına selamlarımı, saygılarımı yolluyorum.